Merhabalar Restoran TV izleyicileri. Zirvedeki Restoranlar programımıza hoş geldiniz. Bugün konuğum Ahmet Bey. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Bugün bize neler yapacaksınız? Bugün sizlere neydi? Sebzeli kuzu rolo köfte yapacağım. Süper. Ondan sonra bademli pilav yapacağız. Oh, bademli pilav. Evet. Çok severim. Yavaş yavaş başlayalım. O esnada sizleri de tanımış oluruz. Tabii ki. Başlayalım. Teşekkürler. Soğanlarımız. Soğanlarımızı ilk başta koyuyoruz. Evet. Maydanoz. Ondan sonra kıymamızı koyuyoruz. Ve içine yumurta kırıyoruz. Ahmet Bey neler yapar? Birazcık bize bahsetse. Sebzeli kuzu rola köfte yapıyoruz. Evet. İçine neydi? Maydanoz, sarımsak, soğan, kıyma, galeta unu, bir de baharatlarımızı kullanıyoruz. Evet. Pul biber, karabiber, kimyon kullanıyoruz. Baharat olmazsa olmazımız. Tabii ki. Tekrar söylüyorum, ben çok seviyorum. Aynen. Teşekkür ederim. Ben de çok severim neydi. Lezzetli yapıyor yemeği. Teşekkür ederim. Zaten aşçılık çok seviyorum. Şeflerimizin çoğu aynı şeyi söylüyor. Aynen. Ve ben de şunu söylüyorum her seferinde. Sevilmese evet. Yapılacak bir iş değil. Yani evet. Yapılacak bir iş değil derken yanlış anlaşılmasın. Yok, çok zor bir iş. Aynen öyle. Siz kaç yıldır yapıyorsunuz? 12 yıldır mesleğin içindeyim. 12. Evet. Süper. Nasıl başladınız? Nasıl başladık? Neydi? Amcalarımız neydi? Aşçıydı. Onlar hevesliydi yapmaya. Biz de onlar gibi heveslendik. Ondan sonra yapmaya başladık. Aileden önce. Gelen bir şey aynen, yani. Aileden kaynaklanıyor. İyi ki de ya bu mesleği seçmişim. Çok mutluyum yani, öyle söyleyeyim. Süper. Her işin zorluğu var. Tabii ki. Aynen. Mutfak apayrı bir dünya. Mutfağa girme çok güzel, eğlenceli yani. Yani çünkü şekiller olması, süsleme olması çok mükemmel bir şey. Aynen. Yani seviyorum yani, öyle söyleyeyim. O sunum kısmı özellikle değil aynen. mi? Aynen, sunum daha çok önemli. İnsanlar mutlu oldu mu ya, bir yemek yaptığında insanlar mutlu olduğunda eminim ki sen daha çok mutlu oluyorsun, öyle söyleyeyim. O surattaki ifadeyi gördüğün zaman bütün yorgunluk bitiyor. Tabii ki. Yani yorgun bile olsan ya, o mutluluğu neşeyi duyduktan sonra insan yorgunluk bile düşünmek istemiyor. Biz bile küçücük bir tatlı vesaire bir şey yaptığımız zaman insanlar beğendiğinde ben çok mutlu oluyorum mesela. Tabii ki. Sizi hiç düşünemiyorum. Ya gerçekten seviyorum ya. Severek ya. Ya bir iş mesleğin yapıyorken kalpten gelmesini çok isterim. Evet. O yüzden lezzetli oluyor zaten yemek. Aynen öyle. Ya yani kalp bir severek yapmazsan, kalpten gelerek yapmazsan o yemekten ya biraz zor. Değil mi? Yeter ki severek yaptın, çok güzel olur. El lezzeti farklı. Aynen. Ona da çok inanıyorum ama bu sevgimi kattım muhabbeti, evet. Bu bambaşka bir şey. Yemek yemeyi seviyor musunuz? Yemek yemeyi severim. Çok seviyorum. Yani bir de kendi yaptığım şeyle olsa ve de bayılıyorum. Çünkü severek yaparsam. Aynen. Çok güzel yemek yaparım. Aynen, böyle. Köftemiz hazır bu arada. Evet. Şimdi pirincimizi ıslayabiliriz. Islayalım. Fazla sıcak su kullanmayalım. Neydi? Hı. Normal şekilde kullanırsak sıcak suyumuzu normal şekilde çok pişer pirincimiz. Biraz ılık su kullanabiliriz. Tamam. Çok lapı oluyor ondan sonra pilav, evet. Değil mi? Aynen öyle. Lapı olması için biraz soğuk, biraz ılık kullanabiliriz. Evet. Hijyen kurallarına uysak evet. da çok güzel olur. Hijyen kuralı çok önemlidir. Gerekirse durmadan hep eldiven değiştirebiliriz. Eldiven kullananlardan mısınız evet. siz? Evet. Eldivensiz olmuyor yani gerçekten. Şimdi köftemizi saracağız.
sarılım. Köftemizi yağlı kağıda sarıyoruz. Rulo yapmak için. Köftemizi fırına vereceğiz, değil mi? Evet, fırına vereceğiz köftemizi ondan sonra. Önceden ısıtmamız gerekiyor mu fırını? Biraz ısınsa daha iyi olur. Çünkü yani işte soğuk olduğun için köfte dağılma riski fazla oluyor. O yüzden ısıtsak biraz yani bir 20 derece ısınık olsa biraz daha iyi olur. Tamam. Şu an nerede çalışıyorsunuz veya bir yerde çalışıyor musunuz? Kendileriniz mi var? Şu an neydi bir şey özel sektörde çalışıyoruz. Kolejde çalışıyoruz. Yükseliş Koleji'nde. Orada şeflik yapıyoruz. Süper. Aynen. Öğrencilerimiz şanslı o zaman. Öğrencilerimiz şanslı gerçekten. Velilerimiz de çok şey bayılıyor yemeklerimize. Gerçekten hep yemek istiyorlar. Evet, velilerimiz izlesinler. Aynen. Hem de görsünler ne şekilde olduğunu. Gerçekten çok. İşleri rahat etsin. Aynen öyle. Çünkü gerçekten insanın aklı kalıyor ya. Biz ben dışarıdan yemek yemeyi sevmiyorum mesela. Aynen. Ama yemek zorunda kalıyoruz tabii ki. Ama aynen, iç kısmı bilmiyoruz nasıl. Aynen. Köfteniz bu şekilde dursun. Evet. Ondan sonra patlıcanımızı şey biberimizi şey közleyeceğiz. Tamam. Siz nerelisiniz aslen? Ben Erzurumluyum. Öyle mi? Aynen. Doğma büyüm Erzurum. Neydi? 2014'te Ankara'ya taşındım. He, Ankara'dan geliyorsunuz. Aynen, Ankara'dan geliyorum. Oradan buraya. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sizinle gurur duyuyorum. Gerçekten çok değerli bir kanal. Çok teşekkür gerçekten ediyoruz. Gerçekten. İnşallah. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Böyle çok farklı şeyler görüyoruz çünkü. İnşallah. Çok güzel olacak inşallah. Kendime güveniyorum. O konuda varım. Aynen. Biz de güveniyoruz. Biz burada zaten çok güzel şefleri ağırladık. Aynen. Ağırlamayla devam ediyoruz. Siz de onlardan bir tanesiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Patlıcanlar, biberimiz hazır oldu. Şimdi evet, onları soyabiliriz. Tabii. Siz en çok hangi yemeği seversiniz? Ben. Evet. Vallahi et yemeklerini çok seviyorum. Ya yemek ayırt etmiyorum ya. Önceden çok ayırt ederdim. Evet. Şu an pek ayırt etmiyorum. Bamya hariç. Bütün yemek. Brokoliyi çok severim mesela. Aynen. Et deyip brokoliyi söylemem saçma oldu. Et yemekleri ve brokoli, sebze yemekleri çok severim. Brokoli çorbası. Aynen. İnanılmaz. İnanılmaz. Çok güzel bir şey ya. Lezzetli. Yani çoğu şekilde sebze yemekler çoğu şekilde yani bir deneydi. İnsan için daha değerli bir şey yani. Evet. Öyle söyleyeyim. Hem çok faydalı. Faydalı, evet. Yani milletin yemesini çok isterim yani her kişinin sebze yemeklerini. Sebzeyi çok fazla kimse sevmiyor. Evet. Hani ya nasıl diyeyim? Ben mesela değerini anladıktan sonra belki de yemeye başladım. Aynen. Brokoli deyince önceden asla yemem derdim ama şu anda bayıla bayıla yiyorum yani. Ya birkaç kere yesen ilk başta insan yemiyor ama birkaç kere de denedikten sonra gerçekten çok güzel oluyor. Yani denemelerini isterim gerçekten. Bence de. Zararlı bir şey değil sonuçta, faydalı bir şey. Aynen.
İnanılmaz güzel kokuyor şu çok an. Çok güzel bir koku var. Evet. Gerçekten yanında bir şey, yanında sarımsaklı yoğurt mükemmel olur. Of. Sıcak değil mi? Evet, çok sıcak. Mutfakta böyle çok büyük bir evet. Kaza mı diyeyim, iş kazası. Geldi mi başınıza? Şimdi yanma muhabbetini görünce. Ya, bir yer oldu evet, neydi? Bir yerde çalışıyorken neydi? Gece çalışıyorduk. Yemek yapıyorduk o anda. Ondan sonra dolma vardı. Dolmada kaldıran dedik. Öyleyse kaldırıyorken dolmada başımızdan aşağı dökülmüştü o anda. O an hatırlıyorum. Of. Ya çok kötü bir şehir gerçekten. Allah kimsenin başına göstermesin gerçekten. Ay amin. Sıcak sıcak. Oo, evet, çok sıcaktı. Bir Enes şefimiz vardı. O da katıldı programımıza. Evet. Buradan selam gönderiyorum ona da. Onun da mesela kızgın yağ evet. dökülmüş suratına. Çok, yani çok büyük. Aynı. Ya yemeğinde çok bazı zor konular vardır gerçekten. Evet. Onları da yavaş yavaş aşmak lazım. Bir süre sonra insan alışıyor da yine de korkar yani. Aynen. Şimdi patlıcanı güzelce mi doğrayacağız? Evet. Biberlerimizle beraber. Hijyen. Hijyen kural çok önemli. Gerçekten hijyen çok önemlidir ya. Hijyen olması olmazlarındandır. Diyorum ya, keşke bütün şeflerimiz böyle olsa. Aynen. Evet şefim, biberlerimizi doğradık. Biberlerimizi doğradık. Hijyen yine söylüyorum. Hijyen çok bugünkü önemli. Bugünkü ana konumuz hijyen. Hijyen, evet. Hijyen olmasa da olmuyor. Dağınık çalışmak daha zordur yani. Zordur yani, ortalığı toparlamak da zordur öyle söyleyeyim. Değil mi? Tabii ki. Yani yapıldığı an toplansa zaten sonrasında bir şey kalmayacak. Tabii ki, aynen öyle. Yemekleri bir de tek tek yaparsan daha iyi olur yani. Kalkıp birini orada yapıp birini burada yaparsan o zaman karman çorman olur. Aynen öyle. Birbirine geçer. Ayrı ayrı yaparsan daha mantıklı, daha iyi olur. Sizin için de daha rahat. Tabii ki rahat olur yani. Bir de milletin güvenmesi daha mantıklıdır hijyen konusunda. Evet. Yine. Aynen yine hijyen. Öyle. Hijyen, her zaman hijyen çok önemli. Şimdi köftemizin arasına neydi, patlıcanımızda neydi, biberimizi koyacağız. Evet. Yeterlidir biberimiz. Bence çok güzel olacak. Öyle hissediyorum. Gerçekten. Ben gerçekten şimdi bayıldım. Gerçekten her kişi buraya bekliyorum ya. Gelmelerini isterim. Evet, çıkın çıkın gelin efendim. Aynen öyle. Sizleri de ağırlayalım burada. Patlıcanımız da yeterli. Şimdi köftemizi sarabiliriz.
Yağlı kağıdı bol sarırsak daha iyi olur. Neydi? Köftemiz kurumaz. Kuruma amaçlıysa yağlı kağıt daha iyidir. Ne kadar pişireceğiz? 20 dakika pişse yeterdir. 20? Evet, 20 dakikada hazır olurmuş. Önceden ısıtılmış fırınımızda 20 dakika pişiriyoruz. Aynen. Ondan sonra güzel olduktan sonra afiyetle yiyoruz. Afiyetle yiyebiliyoruz. Tepsimiz var da ne olsun. Evet, onu direkt tepsiye alalım. Direkt alalım öyle. Köftemizi fırına koyabiliriz. Fırınımıza aldık. Köftemizi fırına verdik. Şimdi bademli pilavımızı yapıyoruz. Evet, sıra bademli pilavımız var. Tenceremiz burada. Evet. Ondan sonra pirincimizi şöyle ilk başta pirincimizi bir süzelim. Tabii. Süzgeç buradaydı. Oradaydı. İşte benim için en can alıcı kısım. Aynen öyle. Pilav. Çok güzel oluyor pilav. Tabii şöyle tutabilirsiniz. Hiçbir pirinç tanesine ziyan etmeyin. Evet. Bu şekilde süzülü kalabilir. Şimdi tereyağımızı koyabiliriz. Evet. Fazlasını koymayalım. Neydi? Acımsı tarz verebiliyor. Altını yakabiliriz şimdi. Bademleri önce kavuruyor muyuz? Evet. İlk başta bademlerimizi kavuruyoruz biraz. Ondan sonra pirincimizi kavuruyoruz. Sonra suyunu lavaya verip ondan sonra pişirmeye bırakıyoruz. Süper. Pilavımız erisin. Güzel gidiyor. Çok güzel gidiyor ya. Gerçekten çok mutluyum şimdi. Gerçekten mi? Gerçekten. Biz de çok mutluyuz. Sizinle olmak gerçekten bir değişik bir şey. Gerçekten çok gururluyum. Biz de çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Ben en sonunda daha mutlu olacağım. İnşallah. Yemeğin tadına bakarken. Gerçekten çok güzel olacağını düşünüyorum ya. Badem hepsini atacağız mı? Yok, az bir şimdi. Çok mu olur? Çok olur, normal şekilde. 100 gram, 50 gram olsa yeterdir. 50 gram. Evet. Tamam. Gerekse gerisini bırakıp yiyebiliriz. Onun için sordum zaten. Bana kalacak mı acaba diye. Kalır tabii ki. Bademlerimizi atabiliriz. Evet. Bunu da sizin için ayırabiliriz tabii ki. Çok teşekkür ederim. Ben şunu şöyle alayım. Kalsın. Badem hemen kavruluyor zaten değil mi? Efendim? Hemen kavruluyor. Evet, hem zaten kavrulmuş biraz zaten. Hı-hı. Bir yerde kaldığı için daha iyi olur. Az bir şey sıvı yağ koyabiliriz. Tabii. Neydi? Acılığını alabilir tereyağının. Bir de tereyağı yanmasın evet, diye. Evet, bir de yanmasın için daha iyi. Süper, öğreniyorum bir şeyler. Teşekkür ederim. Çok güzel kokusu geliyor. Evet, şu an ne hissedim biliyor musunuz? Böyle bunu ekmek banıp yemeği, aynen bademli mi? Yağı. Mükemmel olur. Ben de psikolojik bir şey oldum vallahi. Yok ya. Ama yemek çok güzel, yemek çok yemek iyi bir şey. Yemek çok güzel. Aynen. Bir de kilo aldırmasa aynen harika olacak ama işte. O yüzden biraz dikkat etmek lazım. Evet. Sık yiyin ama az yiyin. Aynen. Tadımlık yiyince aynen bir sıkıntı olmuyor. Aynen öyle gerçekten. Evet, bademi yerimiz. Bademi çok güzel kızarmaya çalışıyor. Of. Sizin dediğiniz gibi bir ekmek bandırıp yemek çok güzel olur. Değil mi? Aynen. Vallahi öyle bir hissiyat yaratıyor koku.
Süzüldü. Pirincimiz güzelce süzüldü. Evet. Şimdi atabiliriz yağımızın içine. Bademle. Büyük buluşma. Of. Pirinç taneleri kalmayacak şekilde hepsini boşaltabiliriz. İsraf olmasın. Çok değerli. Tuz attık mı? Tuz en sonunda suyunu veriyorken tuzunu atsak daha iyi olur. Neydi? Pilav biraz kavrulsun. En son tuzunu veriyorken daha iyi kavrulur. Tadını o zaman daha iyi verir. Hı-hı. Yani buradan bazı ustalar seslenebilirim. Yani her şey kendi bildiği gibi yapabilir. Tuzunu sonradan atırsak daha güzel olur. Benim düşüncem öyle. Göreceğiz. İç pilav gibi. Aynen, oldu. İç pilav. Evet. Çok güzel kokuyor ya. Tadı da güzel gibi görünüyor. İnşallah göreceğiz İnşallah. Şefim. Kötü olmuşsa söylerim vallahi. Tabii ki. Pirincini fazla kavurmayalım. Fazla kavursak neydi? Pirinç taneleri neydi? Dağılır. Az pirinç kavurarak karıştırabiliriz yani. Bir dakikada bir olabilir. O zaman suyumuzu ekleyeceğiz. Aynen, suyumuzu ekleyeceğiz. Tamam. Dürüst olayım mı? Buyurun. Şu anda köfte inanın umurumda değil. Sadece şu badem pilavın tadına bakmak istiyorum. Birazdan bakabiliriz. Çok daha iyi olur. Bakacağız. Genelde ne tür yemekler çıkartıyorsunuz mesela okulda? Soda, neydi? Pörenizin yediği şekli öyle yemekle çıkartmaya çalışıyoruz. Köfte tarzılar, ondan Hı-hı. sonra neydi? Pilav tarzı şeyle çıkartabiliyoruz. Izgara tarzı şeyle istiyorlar çoğu şekli öğrenciler. Külbastı. Evet, külbastı. Adana tarzı şey çok istiyorlar. Adana'yı hep kendimiz yapıyoruz. Öğrenciler çok beğeniyorlar. Süper. Aynen ya. Biliyor musun? Çok şanslılar. Aynen. Geçen hafta, ya Perşembe günü işlerini yapmıştık geçen hafta. Gerçekten veliler üzerinde gelmişti. Bundan faydalandı. Gerçekten mi? Gerçekten ya, öyle söyleyeyim. Veliler de şanslı. Aynen, velilerimiz çok şanslı bazen gerçekten ya. Tuzumuzu atabiliriz şimdi. Tabii. Pilavımız kavruldu biraz. Fazla tuz atmayalım, tansiyon çıkartmasın. Ben tuzu seviyorum. Ya tuzu seviyorum derken yemeğin tadına bakmadan tuz atarım. Aynen, doğrudur. O kadar yani. Bazı insanlar tuzlu yemiyorlar, sevmiyorlar. Doğrusu o aslında. Çok fazla tuz yememek lazım ama yanlış yaptığımın Hayır. da farkındayım. Ama yemek yiyorsam da öyle yemem lazım. Tuz da olmasa yemeğin tadı da olmuyor. Evet olmuyor. Suyumuzu hazırlayalım şimdi. Pilavın suyunu vereceğiz. Hazırlayalım. Gerekirse pilavımızın ortasını açabiliriz. Suyunu verelim. Güzel şekilde pilavımızı toparlasın kendini diye. Tamam. Ortasını niye açtık? Pilavın eğilir kendini daha iyi toparlasın denedi. Taneler toparlasın tamam. kendine. Dağılma riskini. Suyunu verebiliriz şimdi. Çok güzel duruyor. Suyu bir parmak geçerse daha iyi olur neydi? Fazla su vermeyelim, lapa olmasın. Hı. Yani göz kararlı ayarlasak daha iyi olur. Suyumuz da tamam. Kapağımızı kapatabiliriz şimdi. Hadi çabuk piş lütfen. Benim için. Şimdi
pilavımızı bekliyoruz. Pişiriz. Köftemiz pişiriz fırında. Evet, köftemiz pişti. Pilavımız hazır. Yavaş yavaş bakalım. Bakabiliriz. İlk başta yine mi hijyen mi diyelim? Evet. Eldivenimize takalım. Eldiven asla hiçbir şey yapmıyor. Aynen. Gerçekten çok önemli hijyen gerçekten her kişi için. Köfte inanılmaz güzel kokuyor. Aynen. Köftemiz çok güzel görünüyor. Pilavı görünce onu harcadım ama şu an fikrim değişiyor. Köftemiz hazır. Fırınımızdan çıkartıyoruz. Evet. Fırınımızı kapatalım. Köftemizi doğrama tahtasının üstüne alabiliriz. Harika. Köftemizi yağlı kağıttan çıkartalım. Ben tepsiye alayım şefim şuradan. Tabii ki. Güzel gözüküyor. Aynen öyle. Sıcak olduğu için biraz zor atılıyor. Evet. Dinlenmediği için hocam. Emeksiz emek olmuyor şefim. Aynen. Yanıyoruz. Aynen sıcaktan zor atılıyor. Her işimiz zorluğu var. Aynen öyle. Ki yaptığınız gerçekten çok büyük bir iş. Az kaldı. Az kaldı, kalıyor. Evet. Sonunda çıktı. Tabii. Servis tabağımız alabiliriz. Bilezik şekli kesebiliriz şimdi. Şimdi normal şekilde plastik kaşık tarzı bir şey. Ne lazım şefim? Kevgir tarzı bir şey. Önümüzde bir şey. Şu olabilir. Aynen.
İnanılmaz güzel kokuyor şu an. Aynen, çok silgirin de. Alayım ben. Şimdi benim en sevdiğim bölüme. En sevdiğim bölüme. Şimdi pilavımız, pilav. Badem pilavımız. Evet. Pilavımızın kapağını açıyoruz. Güzel bir koku var. Pilavımızı karıştıralım. Benze çok tane tane duruyor ama. Evet, çok tane tane duruyor. Servise sunabiliriz şimdi. Güzel oldu ama gerçekten şimdi tadı önemli. Vallahi ikisi de çok lezzetli gözüküyor. Şimdi süslüyoruz. Şimdi süslemesi. Pilavımızın ağzını kapatalım soğumasın. Şimdi maydanozla süsleyebiliriz. Pilavımızın üstüne atabiliriz biraz. Siz bu kadar uğraşıyorsunuz. Biz iki dakikada yiyoruz. Bitiriyoruz. Siz yedikçe yani siz daha güzel oluyor diyorsunuz ya, o zaman biz daha çok gururlarımızı daha çok yapmayı seviyoruz. Yorgunluk kalmıyor. Tabii ki yani. Yeter ki memnun olsunlar. Bizim için o önemli. Evet. Aa, çok güzel gözüküyor. Son dokunuş. Son dokunuşlar. Son dokunuşlar bitti sonunda. Evet. Çok güzel gözüküyor. Heyecanla. Bekliyorum. Kalsın öyle. Şefim. Şimdi tadına. Bakacağım. Programı da kapatalım. Ben çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Gerçekten çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Bir önce kapatalım ve ben tadına bakayım. Tamam mı? Tabii ki. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.